Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizlere 40'lı yılların yasaklı kitaplarından dönemini olduğu gibi yorumsuz fotoğraflayan bir yazarın eseriyle buluşturuyorum. Kitabımızın adı Medarı Maişet Motoru yazan Said Faik Abasıyanık. Modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden sayılır Said Faik anlatımındaki farklı yenilikler nedeniyle kökü kendisinde kabul edilen bir yazardır. Aslında klasik bir hikaye tekniğinin dışına çıkar ve insanları, tabiatı basit ve gerçek hisleriyle yargılamadan olduğu gibi anlatmayı tercih eder. Bütün sadeliğine rağmen hayatın içindeki anlatım güzelliklerini aynı şiirsel dille aktarmayı başarmıştır. Medar-ı motoru yazarın ilk hikayesidir. İlk olarak dönemin bir gazetesinde yayınlanırken sakıncalı bulunmuş ve sonrasında da kitap olarak basımı gerçekleştirilecek kaynak bulunamamıştır. Said Faik'in annesinin maddi desteğiyle kitabın basımını 1944'te gerçekleştirir. Bu sefer de dağıtım sırasında Bakanlar Kurulu kararı ile toplatılır. Sonrasında bazı paragrafları çıkartılarak bir takım insanlar adıyla 1952 yılında yayınlanır. Suçlama gayet evrensel ve bütün zamanların suçlamasıdır. Orduyu ve devleti aşağılayarak zor durumda bırakmak. Elimizdeki nüsa yasaklı olan bölümlerin de belirtilerek eklendiği tam metin okurken en çok da bu suçlamayı aklınızda tutun ve kimlerin nelerden gocunduklarına bakarak biraz eğlenin. Kitaba dönelim. Ve hikayemiz ile buluşalım. Romanda, Burgaz adasında oturan emekli memur Ali Rıza Efendi'nin emeklilik yıllarında ailesiyle birlikte çektiği geçim sıkıntısı, ailenin hayata tutunma çabaları anlatılır. Ali Rıza Efendi'nin evlat edindiği hikmetin çalıştığı balıkçı motorunun adı da Medarı Maişet'tir. Ama romandaki kişilerin hepsinin medarı maişeti motor değildir elbette. İstanbul ve adaların 40'lı yıllardaki yaşam zorlukları ve işsizlik, ekonomik zorluklar herkesi bir başka kuytu köşede maişet aramaya sürüklemiştir. Zaman zaman yaşı biraz geçkince olan insanların serzerişlerini duyarız. Bizim gençliğimizde bu kadar imkan yoktu ama huzur ve mutluluk vardı. Bayramdan bayrama aldığımız giysiler bayram gelene kadar yastığımızın altında durur. Onlarla uyurduk. Şimdi aylık giysiler alıyoruz. Evimizdeki gardıroplar 5 kişiye yetecek kadar giyecekle dolu ama huzuru bulamıyoruz. Belki büyük bir şükürsüzlük ve mutsuzluktan beslenme duygusu sarmış ruhumuzu ve hep bir eksiklik içerisinde yaşamımızın devam ettiğini düşünüyor ve mutsuz oluyoruz. Oysa ölümün olduğu yerde yarım kalmayan, tamamlanamayan ne olabilir ki? Yazar da hikayesinden biraz bunun acısını anlatıyor. Para insanı ahlaksız ediyor. Karnı doyunca insanın kötü huyları meydana çıkıyor. Bunu tecrübeyle öğrendi. Derken ortaya koyduğu gerçeğin her akla göre şekillendiğini de vurgulamadan geçemiyor. Sakin bir anlatımı var yazarın. Herkesi iyilik meleği olarak görmemek için yol gösteriyor. İnsanın en fenasında bir iyi tarafında bulunduğunu biliyoruz. Biz o iyi tarafı bulmaya, ondan istifade etmeye mahkumuz, mecburuz. Hepimiz hayatı biraz sinema filmi gibi ya da romanlardaki gibi algılıyoruz. Esasen çoğumuzun başından geçen olayların manzumesi bir bakıma filmler, romanlar. Ama bütün hayat hikayeleri romanlardaki, filmlerdeki gibi giriş, gelişme, sonuç olarak mı yaşanıyor? Hayat, başlangıç, gelişme ve sonuç olarak mı yaşanıyor? Böyle bir şey mi hayat? Aniden sona eren, hiçbir gelişme yaşayamayan, hatta başlamasıyla bitmesi bir olan hayatları ne yapacağız? Merak edenler için kitap raflarda. Belki bir yasaklı metin ile sözlerimizi tamamlamamız gerekir. Bakalım 1940'larda yasaklanan bu paragraf bugün ne kadar dikkat çekiyor? Yani bu ekmek, domates, tuz bunlar için çalışanlar görüp de kafalarında ne bir sual, ne bir cevap, ne bir çareyi hal, hülasa bir kelime çıkmayan insanlar. Dün acaba gerçekten de iyi bir öğretmen mi? Öyle olsaydı bugün bu kadar herkesin birbirini yemek için çabaladığı bir dünyada mı yaşardık? Ne diyelim? Hayat işte böyle bir şey. Bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.